Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bir canlı sınav, canlı olmayacak ama bir gerçek sınav daha çekeceğim. Bizim aracımız tam bu aracın önünde, 14 numaralı aracın önünde şu anda. Bagaj kontrolü, motor kaputu kontrolünü yaptılar. Ben biraz geç başlattım. Hocalar görünsün de istemiyorum açıkçası. Motor kaputu tanıtımı yapıldı. Şu an bagaj tanıtımını yapıyor arkadaşımız. Motor tanıtımından sonra araç içine geçecekler. Mesela bir arkadaki arkadaşımız da, bakın, başka kursuna, o da motor kaputu tanıtımına geçti şu an. Sınav önce böyle başlıyor arkadaşlar. Yanımda sınavdan başarıyla geçen Soner arkadaşım da var şu an. Tebrik ederim Soner, seni de. Teşekkür ederim hocam. Soner'le birlikte gezeceğiz. Bugün 10 kişiyle sınava girdik. 8 başarılı, 2 başarısızım var maalesef. Hayırlısı olsun. Evet, bizim motor kaputu tanıtımı yapıldı. Bagaj tanıtımı yapıldı. Aracın içine geçiliyor şu an. Araç tanıtımı yapılacak ve çıkış yapılacak. Çıkış yapınca arkalarına düşeceğiz. Ömer Bey, Ömer arkadaşımız sınavda. Başarılar diliyoruz kendisine. Allah yardımcısı olsun inşallah. Yaz bugün yapılan hataları, mesela Soner'in ufak bir hatası vardı. Ben araca biner binmez onu anladım Soner. Aynanı ayarlamamış. Aynı anda arka camı şurasını eksik gördüğün için erken durmuş. Ben araca bindiğimde direkt aynaya baktım. Bunu ayrı bir yayında tekrar çekeceğim. Baktım, gördüm, bak senin aynan şöyleydi ben bindiğimde. Yani ben şu anda buradan yaklaşık bir 2-3 santim göremiyorum. Şöyle olması lazım. Arka cam aynanın ortasında tam olması lazım. Evet, aracın iş tanıtımı da bitti. Hareket edecekler. Motor kaputu tanıtımı yapıldı. Bagaj tanıtımı yapıldı. Araç tanıtımı içeride, göstergeler. Mesela sana neyi sordular Soner? Yangın söndürme tüpü niye bagajda? Evet. Değil mi? Aslında sürücünün yanında ilk yardım çantası da, yangın söndürme tüpü de sürücünün yanında kolay erişilir, görünür bir yerde olması gerekiyor. Bizim aracımızda niye öyle? Bizim aracımızda burada bizim ayağımızın altında pedallar olduğu için yanımıza alamıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yaratıyor. İlk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü mutlaka bizim yanımızda olması gerekiyor. Aracımız sınava başlayacak hayırlısıyla. Arkadaki araç da başlıyor. Yok, arkadaki araç tanıtım yapıyor. Bakın, sinyalleri yaktırıyorlar. Geri geldi şu an. Evet, bunun çıkması bizim için bir nevi daha iyi. Bizim araç ondan önce çıkmazsa aracı net görebileceğiz. Trafik hafta sonu yasağı olmasına rağmen trafik bayağı da var arkadaşlar. Öyle boş bir yolda sınav da yapmadık açıkçası. Normalde trafik, yani yasak olmasına rağmen. Evet, 13 numaralı araç bizim aracımız. Arkadaşımıza başarılar diliyoruz inşallah. Hakkında hayırlısı olsun. Evet, kalkış sinyalimiz tamam. Sinyalle kalkıyoruz. İlk yapacağı işlem geri gelmek, biliyorsunuz. Geri manevra alanı dolu olduğu için, ezan da okunuyor. Geri manevra alanı dolu olduğu için bekliyoruz.
Geri manevrasını yapmak için ilerliyor arkadaşlar. Dörtlerini yaktı. Manevramızı tamamladık. Sol sinyalimizi verdik. Kalkıyoruz arkadaşlar. Sol sinyali yanıyor şu anda. Değerli arkadaşlarım, bu videoları ben çekerken sizlere bilgi olsun. Sınavda neler olduğunu görün. Nasıl davranmanız gerektiğini anlayın. Bilgi sahibi olun amacıyla çekiyorum. Ancak bu videoları çektikten sonra görüyorum ki işte iki istop ettirdi. Sinyal vermedi. Kalmalı mıydı? Kalmalı mıydı? Nasıl geçti? Niye geçti? Lütfen adayın hatalarına değil, sınavın nasıl yapıldığına, nelere dikkat edildiğine bakın. Hiç kimsenin sınavı aynı geçmiyor. Bugün 10 tane adayla sınava girdik. Hiçbirinin sınavı aynı geçmedi. Herkesin sınavı değişik geçiyor. Herkesinki aynı olmuyor. Onun için siz sınavda neler yapıyoruz, ne ediyoruz ona dikkat edin. Arkadaşımızın Allah yardımcısı olsun, sınavdadır, mutlaka hata yapabilir. Değil mi Soner? Evet hocam. Sınav heyecanı farklı bir heyecan yaşadın biraz önce. Nedir görüşlerin? Nedir görüşlerim? Olmuyor yani. Test yap, şey yaptığındaki gibi olmuyor. Eğitimdeki gibi olmuyor değil mi? Eğitimdeki gibi, aynen. Birinci L park alanı çok dolu. Direkt pas geçiyoruz. Sinyal verip sol şeride çıktı. Bu sinyal verdiğini özellikle söylüyorum ki bazen... Bir de bizim bu yolda arkadaşlar sağda çok araba. Bakın gene sağ sinyal yaktı, sağa geçiyor. Sağ tarafta genelde çok araba parkı var değil mi Soner? Mecbur evet, soldan gidiyoruz. Yani sol şeridi işgal edildiğimiz zannediliyor ama bak müsaitken sağdan gidiyoruz. Ancak araba varken mutlaka sola geçiyoruz burada. Arkadaşımız şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Soner de gayet güzel gitti. Böyle ama işte sınav heyecanı insana bildiğini de unutturabiliyor. Bu da gayet normal. Biz bunu da komisyon başkanları da normal karşılıyor. Nasıldı komisyonu? Gayet iyiydi. Gayet çok güzeldi. Yani biz durumumuz iyiyse komisyon başkanı iyi ama durumumuz bizim biraz böyle bocalıyorsak o yanımızdaki oturan adam da bocalıyor. Yapacak bir şey yok yani. E sen bocalıyorsun, sen zorlanıyorsun. Adam da senin yüzünden ne yapıyor? Zorlanıyor. Değil mi? Evet. Acaba olmayacak mı ya? Tüh falan. Sen dedikçe o da aynısını diyor. Biz ne düşünüyorsak yanımızdaki komisyon başkanı da aynısını düşünüyor. Evet bakın sol sinyalini yaktı. Sol şeride geçecek. Biz sağdan ilerleyelim. Buraya genelde sağda araba olduğu için soldan geçiyoruz. İşte şu arabalar yoksa bakın hemen mesela şu an yanıma araba geliyor. Beni 3 araba sıkıştırıyor bakın. İşte bu 3 araba sıkışmayı istemiyoruz biz sınavda. Yan yana 3 araba yapmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü biz sınavdayız. Arkadaki böyle bir 5-10 saniye bekleyecek değerli arkadaşlarım. Sağlık Ocağı kavşağına kadar gidiyoruz. Şu ana dek ne yaptık? Sadece geri geldik. Araç tanıtımı yaptık. Geri geldik. Manevralarımız duruyor. Buradan Sağlık Ocağı'ndan dönüp doğru park alanına gidecek. Azıcık yakınlaştırayım. Evet, sinyalini verdi gördüğünüz gibi dönüş için. Arkadaşı korkuyorum, nazar edeceğim. Maşallah sinyalleri unutmuyor hiç ha. Maşallah var. Aman ha. Benim maşallah dediğim adam fazla sürmüyor. Allah sonumuzu ayırsın. Evet, Sağlık Ocağı'ndan dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Amcacım onun arkasına girme. Bak elde telefon. Maske çenenin altında. Ondan sonra korona vakaları arttı. Hele. Aracı kaybettik bu arada. Bu aracın önünde aracımız. Burada yapacağı bir manevra yok. Şu anda önümüzdeki ilk sırada yaptırırlarsa ani fren var. Bu kavşağı geçtikten sonra.
Ani frenden sonra park alanımız var. Park alanından Allah'ın izniyle sağ salim çıktıktan sonra da L park var, yokuş kalkışı var. Ondan sonrası dakika doldurmaya kalıyor. Gayet rahattın sınavda Soner. Evet hocam, çok rahat. Yalnız bu sınavda benim genelde herkesin yaptığı hata, çünkü herkes indikten sonra binip aynaya baktım. Ayna ayarları çoğu adayımın hep yanlış olmuş. Bu ayna ayarlarına bir bakın, sağ sinyali verdi, sağa geçiyor. Sinyali görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şu an ani fren alanına gidecek, biraz uzaklaşacağım arkasından, ben mesafeyi açayım. Arkada araba olduğu için yapmıyorlar bazen. Önündeki, onun kendi önündeki arabalardan sonra ani fren alanı başlıyor. Buradan sonra yapabilir her an. Evet, şu an ani frenini de yaptı. Bizim duracağımız yerde sol sinyalini verdi, kalkıyor arkadaşlar, şu an sinyali yanıyor. Bizim duracağımız yerde müfettiş beylerin arabası var, nasıl duracağız orada bilemedim şu an. Müfettiş beyler arabada mı acaba? İnşallah araçta değillerdir. Araçtalar mı sonuç? Değiller, biz şöylece duralım. Böylece durayım. Ya da azıcık daha, ama sınav aracı geliyor. Sınav aracının önünü kapatmayayım. Tam da ağaçlara denk geldik ya. Öyle. Arkamda bir sınav aracı daha var. O bir geçsin arkadaşlar da. Park alanı cebin içine girince böyle buraya gelip çekmek zor oldu biraz bizim için. Şöyle. Bizim aracımız parkına başladı. Görebiliyorsunuz herhalde. Yandan bir giriş yapmak lazım oraya. Evet, bizim araç parkına devam ediyor şu an. Diğer arkadaki araç parkını tamamladı, çıkacak. Bizimki de tamamladı. Çıkacak şu anda arkadaşlar. Tam görünmedi ama. Bizim aracımız bir çıksın, öyle çıkalım. Bakın şu an parkını tamamlamış durumda, bir yaklaşırsam. Evet, çıkış yapıyor şu an. Çıkışını gerçekleştirdi. L park manevramız var önümüzde. L park manevrasını da yaptıktan sonra yokuş kalkışı kalacak. Maşallah şu ana kadar hatasız. Orada sıcaktan yandık. Haydi Ömer Bey, L park ve yokuş kalkışı. İki son manevran.
Şu ana kadar çok başarılıydın. Tebrik ederim. Ve Milli Eğitim'in emektarı sağda. Burhan Bey. Evet. Diğer öndeki araç L parkını tamamladıktan sonra bizim araç L parkını gerçekleştirecek. Burhan Bey nasılsın Burhan Bey? Merhaba kardeş, ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Takip ediyorum. Şimdi motoru mu? Neyi takip? Otomobili. Yeni icat çıkardım. Yok ya, hayırdır? Çekim yapıyorum ya. Çekim yapıyorum, çekim. Ha. Uzaktan. Yap kardeş. Evet, şu anda bakın 17 dakikamız dolmak üzere. Aracımız D park alanına girecek. Nasıl gidiyor ya, şuna bak. L parkında başarıyla tamam. Azıcık yaklaşalım mı? Şu görüntüyü biraz netleştireyim. Evet, manevrasına başladı. Haydi Ömer. Yapacağın son manevra zaten bundan sonraki yokuş kalkışı. Hele yarabbim, bak kameraya kim girecek şimdi. Hey Allah. Çekil oradan, L park yapacak bizim adam. Evet. Gayet güzel geliyor şu an arkadaşlar. Şu anda binanın önünde aracı anlattı, tanıttı, motoru tanıttı, bagajı tanıttı, aracın içini tanıttı. Güzel bir sinyalle kalkış yaptık, 25 metre geri geldik. Sağlık ocağından döndük, ani fren yaptık, paralel parkımızı yaptık. Şu anda L parkımızı da yaptık. Tek bir manevra kaldı, yokuş kalkışı. Dakikaya bakıyorum. 18 dakika, 19. dakika olacak. Yaklaşık sınavı kaçta başladı? 20 dakikası dolmak üzere. 55'te başladı herhalde. L park alanından çıkıyor şu an. Evet Ömer, en önemli son manevrandı bu. Bunlar niye benim önüme denk geliyor? Ben ne kadar şanssızım bu konuda. Arasam denk getiremem. Hele hele. Evet, L park manevramız da tamamlandı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Son manevrası yokuş kalkışı. Ağır ağır ilerliyoruz. Evet. Sınav başlama alanı. Dönüp dolaşıp tam bu noktaya gelince her şey bitiyor değil mi? Burada sınav sonlanmış oluyor. Haydi Ömer, yokuşa. Son manevram. Bundan sonra muhtemelen deniz yıldızlarına çıkarız. Deniz yıldızlarından dönüp geldik mi sınav senin için bitecek. Artık bir yeni sürücü belgen var. Soner, senin de var ha. İki tane var oldu. İki tane. Evet, Soner daha önce de A almıştı bizden. Ben fazla yaklaşmayacağım. Yokuş kalkışını yapsın arkadaşlar. Sağ sinyalle durduk. Sol sinyal ve birinci vites yapması lazım. Sol sinyal yandı. Birinci vites ve kalkış. Bravo Ömer. Son manevranı da hatasız gerçekleştirdin. Tebrik ederim. Sınav senin için bitti Ömer. Artık gez. Gez artık Ömer.
Bugün 31 Ocak 2021. Bugün sınava girip geçen bütün arkadaşlarımı, kalan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Öyle anormal hatalardan kalmadık benim gördüğüm kadarıyla. Sınav heyecanı oldu maalesef. Sınav heyecanı yüzünden algı zayıflayınca hata yapacağımızın farkına varamıyoruz. Çok geç anlıyoruz yapacağımız hatayı. Sınavda da tabii ki iş işten geçmiş oluyor maalesef. Biz hata yapacağımızı anlıyoruz ama o iş geçmiş oluyor artık. Maalesef düzelmiyor daha. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah kimseye kaza bela vermesin. Bakın sol sinyalle sola geçtik. Ben de arkasına geçeyim, araç gelmesin, girmesin araya. Büyük bir ihtimal deniz yıldızlarına çıkmamız lazım. Şu anda videonun başlama dakikasına bakarsak 21 dakika. Yaklaşık 10 dakika daha araba süreceğiz. Deniz yıldızlarından dönüp gelsek muhtemelen yeterli olur. Evet, müzik mi açsak, ne yapsak? Deniz yıldızlarına doğru tırmanıyoruz arkadaşlar. Deniz Yıldızları Kavşağı'na doğru geldik. Ben sinyalimi vereyim erkenden. Evet Ömer, birlikte verdik sinyali. Bravo. Bakalım Bayramoğlu mu diyecekler, geriye dön mü diyecekler, bir görelim. Geriye dönüyoruz. Evet Ömer, bu yokuşu inip diğer yokuşu çıktın mı bir ehliyetin olacak artık. İn bakalım yokuşu. Her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi. Evet, Soner otobüse ne zaman geliyor? Hala soruyorum bak. Bak sonradan pişman olursun. Bunu bir ayarlama Yeliçin hocam da ona da yazılırız. Mustafa Hoca dediydi dersin. Bugün bir geçti müziği daha açacağız inşallah. Hocamız Emine Hanım. Adayımız Ömer Bey.
Şu an 26 dakikamız dolmuş durumda. Büyük bir ihtimal çocuğun önünde biter bitmezse bir çeyrek tur, yarım da değil, bir çeyrek tur atmak zorunda kalabilir belki. Sanırım 4.30'da bitecek bu sınav. Şu an 9 dakika var görünüyor bizim saatimize göre. Biraz yavaş giderse bir 5 dakika kala orada durabiliriz. Son 5 dakika, 3-4 dakika kala genelde sınav sonlanabiliyor. Evet, son yeşilimiz de yandı. Haydi bakalım. Bak bak, karşı taraf kırmızıda geçiyor. Görüyor musun bak? Burada mesela, burada niye soldan gidiyoruz? Burada da sağ taraf çok çukur var. Köstebek yuvası gibi. Mecbur burayı soldan geçmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Sağ taraf çok fena. Kaldı ki hemen yukarıda araçlar var zaten. Bu yol yapım altyapı çalışmalarından sonra yollarımız çok kötü durumda. Asfaltlandı ama her taraf çukur içinde yine. Hayırlısı olsun inşallah. Evet Ömer. Büyük bir ihtimal binanın önünde duracaksın. Şu anda öyle hesap yapıyorum. Tam 30 dakikan dolmuş olacak. 30 dakikadır da sınav genelde bitebiliyor zaten. Sağ sinyali yaktığın an senin için geçti müziği gelecek. Amca yavaş git amca, sınav var. Evet, sağ sinyalle sağa geçti. Bravo Ömer. Maşallah sinyallerini hiç unutmadı ya. Hiç. Bravo yani. Evet, bitişe doğru iniyoruz. Son yokuşumuzu iniyoruz. Ömer yakosa sinyali geçti müziğini geç açalım. Yak şu sağ sinyali. Haydi Ömer, sağ sinyal. Devam mı edeceğiz yoksa? Bakalım. Sağ sinyal geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin Ömer. Değerli arkadaşlarım, görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyorum hepinize.